Türkiye'nin geleceği için finansı, teknolojiyi, fintech'i çok önemsiyoruz. Orada da gençleri önemsediğimiz için gittik. Sağ olsun talebi cevapladık. Medya partneri olduk. Finans teknolojilerinin konuşulacağı 16-17 Nisan'da Fişekhanede düzenlenecek olan İstanbul Fintech 24'te Pınar Emirdağ Finans'ta Yapay Zeka Zirvesi'nin başkanlığını yapacak. Ne yapılacak, ne anlatılacak, gençlere nasıl umut vereceğiz bu fintech'le ilgili olarak ben sözü size bırakayım. Buyurun lütfen. Bir kez her şeyden önce fintech, yani teknoloji ile finansın bir araya geldiği yer ve yapılacak çok iş var. Yani şu etrafımıza baktığımız zaman göreceksiniz ki o kadar çok yeniden düşünülmesi gereken, dünyayı tekrar hayal etmemiz gereken yeni sistemlerle, yeni isteklerle, yeni bakış açılarla yapılması gereken çok iş var. Açık konuşmak gerekirse neresinden baksanız faydalı olabileceğiniz bir konu. Konferans bayağı ilginç bir konferans. Bütün fintech konferansı bir 5 senedir de oluyor aynı zamanda. Türkiye'de bayağı büyük bir grup var fintech'le çalışan. Ben daha ilk başlarından itibaren bir şekilde gördüm yıllar içinde ne kadar ilerlediğini, ne kadar önemli bir grup haline geldiğini. Yurt dışından konuşmacılar getirdiğimiz zaman herkes biliyor, gelmek istiyorlar. Bu da ilginç bir konu, güzel bir şey. Yapılacak iki gün var. Bir tanesi Web3 denen bir gün. İkinci gün ise dijital finans. Benim esas bunların arasında bir yapay zeka ile ilgili bir summit var. Summit aslında 2 günü birbirine bağlayabilecek çok ilginç bir konu, yapay zeka summiti. Çünkü dijital finans dünyanın finans sistemini tekrar kuruyorsak ki bu Türkiye'de değil sadece. Bütün dünyada yapılan bir konu artık. Herkesin kabul ettiği, birkaç sene önce biraz daha ütopik olarak konuşuyorduk. Daha ileride nasıl böyle finans nasıl olur? Bunlar hep konuşma halindeydi. Biraz da artık herkes yapmaya başladı bu konuyu, çalışmaya başladı. Ama bu geleceğin finansını biraz Web3 konularıyla beraber kurmak gerekiyor. Ve bunun aslında en kolay, en güzel bağlanma noktası yapay zeka konuları. Bütün data ile ilgili, otomasyonla ilgili. Otomasyon dediğimiz zaman da sadece olan sistemleri olduğu gibi otomasyon haline getirmek değil, o sistemleri tekrar düşünmek. Bu dünyayı ve bu teknolojileri ve bugünün insanların isteklerine göre düşünmek. Bunlar çok önemli konular. Yapay zeka zirvesinde 3 tane bu yüzden çok böyle kendi içinde gruplanmış panel olacak, konuşma olacak. Ondan sonra bu arada bütün konferansın dışında da panellerin dışında da konuşabiliriz. İlk finans sektöründe ne oluyor? Bankalar ve daha büyük şirketler ne yapıyorlar? Orada çok güzel konuşmacılar var yurt dışından da gelen. İkincisinde ise biraz böyle inovasyon konuları daha çok startupların konuları oluyor açıkçası. Ve startup dünyasında inovasyonun daha ucunda neler oluyor? Bu önemli bir şey çünkü kendi düşünce dünyamızın dışına çıkmak zorundayız onları düşünelim, hayal edebilmemiz için. Üçüncüsü ise çok daha o da çok önemli bir konu. Sosyal impact'i, etkisi Etkisi. bu bütün bu konuların. Bunda da iş gücü, ondan sonra etik konular, regülasyonlar, böyle konular konuşulacaklar. Ve bu konu da bütün dünyada bayağı önemli bir konu. Bu üç eksen içinde eğer alırsak dedik daha güzel bir giriş olur. Ondan sonra daha detaya Finansta yapay zeka kullanımı acayip artıyor. Yani neleri değiştirecek, yeni iş fikirleri falan herhalde izleyen herkes, gençler büyük oranda. Finansa ulaşımı Artunç hocam sen halledeceksin diyorlar ama onun dışında bu AI konusu yeni onların ufukları açmasına nasıl yardımcı olur? Bir onu sorayım. Bence en önemli başlık bu olacak. Gençler için bu konuda çok güzel bir avantajları var her şeyden önce. Ve öyle durmalarını gerçekten isterim. Biraz daha böyle sorgulamak, böyle eskiden yani eskiden gelen bilgiler önemli, deneyimler önemliler. Fakat onları alıp tekrar teknolojide bildikleri, daha kendileri istedikleri şeyleri bir araya getirip sorgulayıp daha yaratıcı çözümleri yapabilmesi yöntemleri var. Ben bunu gördüm, kendim çalıştığım insanlarda da gördüm. Ben mesela gidip de biraz daha
sistemin nasıl çalıştığını gösterdiğimde karşıdan inanılmaz yaratıcı fikirler geliyorlar. Onların üzerine çalışmalarına yardım etmek gerekiyor, yatırım getirmek gerekiyor ve onların da biraz daha korkmadan üzerlerine gitmesi ve olayı bırakmamaları gerekiyor. Bunun için finanstaki alanlar daha çok daha somut alanlar. İşte otomasyon olabilir, yeni ürün üretmek olabilir. Onun dışında aradaki biz genelde finansta her konuyu birbirinden ayırıyoruz. Mesela şirketlerin kendi içindeki sistemler var. İşte orada bu fraud detection'la o tip konular. Ondan sonra güvenlik, o tip konular, cyber security, böyle şeyler var. Onlar bir konular. Bir de dışarıda müşterilere daha ulaşan konular var. Orada ürünler var yapılabilecek. Ve açıkçası onlara tavsiyem, bu alanlardan kendi bilgilerine yakın olan konulara ilgilerini ve bilgilerini, ilgi daha önemli bilgiden bu arada, onu söylemeliyim, konulara girip çalışmaya başlamaları. Ve bunun için bu arada teknolojici olmak da gerekmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda işte iletişimden daha çok başka konulara kadar çok fazla yardıma ihtiyaç var. Bunların nasıl anlatılacağı, işte iş tarafı, ürün tarafı. En eksik konu bence şu an finansta bir araştırmacılar var, hani nasıl sistemlerin çalıştığını bilen bir şeyler var, SME'ler var, bilen sistemi COBİ'ler şey var. daha evet daha çok sistemi şirketin içinde nasıl çalıştığını iyi bilenler. Ama arada bir eksik nokta ürün haline getirmek konuyu. O biraz o farklı bir kafa yapısı, daha başka bir düşünce yapısı ve bu konuya çok fazla eksik olduğunu düşünüyorum. Mesela bu konuya daha fazla girebilirler. Ve bu yurt dışında da böyle. Şimdi tabii bir yandan da hani bankacılık işlemleri, yaratıcılık şu bu derken Türkiye'de de finans, ekonomi, finansal teknolojiler çok önde ama bir yandan da bir korku var. Yani mühendis çocuk ya acaba bu AI ile birlikte, yapay zeka ile birlikte işimi kaybeder miyim? Doktor kaybeder miyim? Avukat kaybeder miyim? Gibi korkular da var. Korkmak bir şeyi çözmüyor. İçine görüp fırsatları değerlendirmek ve önlem almak gerekiyor belki. O açıdan baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Önümüzde nasıl bir değişim var? Şöyle, ben size her şeyden önce şunu söyleyeyim. Şimdi burada herkes tabii ki heyecanlı, birçok dünyada herkes bir şekilde bir dönüşüm, dijital dönüşüm, yapay zeka ve buna benzer konular üzerine çalışıyorlar. Bankalar, dünyadaki bütün bankalar çalışıyorlar. Fakat bir de şöyle bir şey var. Şimdi her şeyden önce şunu hatırlatmalıyım. Bu konu, teknolojiler hakkında konuşuyor olsak da çok fazla, biraz bu ters geriye gidiyor gibi olacağım ama bunu burada söylemek zorundayım. Aslında şu anda dünyada bundan daha bugün de kullanabileceğimiz teknolojiler var ama kullanmıyoruz. Yani herkes, çünkü sırf yapay zeka değil açıkçası, yani çok daha basit teknolojiler var. Çok daha insanların işini kolaylaştırabilecek, açıkçası bazı işleri daha başka hale getirebilecek, onları otomate edebilecek ve bu konuda çok fazla başarılı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Bu insan hali kültürlerden geliyorlar, yavaş yavaş oluyor değişim. Onların kolay değil. O yüzden yani bu değişim konusu bir anda her şey AI olmuyor, yani yapay zeka olmayacak birkaç sene içinde. Böyle bir dünya yok. Yani her ne kadar hızlanıyor olduğunu görsek de öyle değil. Bir kez bu. Ama bu demek değil ki, ben böyle bunu söyledim, ondan sonra kimse çalışmasın şey değil. Bu bir yarış. Bu bir yarış. Her zaman ben kendimi de aynı şekilde görüyorum. Bu bir yarış. Bunların üzerinde bu bir gerçek olsa da aynı zamanda da bir dolu insan da dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Ve buradaki size söyleyebileceğim bunun ben örneklerini gördüm. Gruplar yeni teknolojileri aldıkları zaman, kullanmaya başladıkları zaman gerçekten o yaptıkları daha fazla önemli olmayan işleri daha otomatik hale getirdikleri zaman o sistemleri bırakıyorlar ve başka sistemleri, başka işleri, daha önemli işleri yapmaya başlıyorlar ve daha mutlu oluyorlar yaptıkları işlerde. Ve bu olan, yani bu çok fazla, bazı insanlar bunu klişe olarak söylüyorlar, böyle gayet ileride bu dünyada tamam biz daha onlar insanlar daha önemli işler yapmaya başlayacaklar, bu işleri yapmayıp, ama bu öyle, yani yapay zeka olmadan da olan bir şey. O yüzden benim söyleyeceğim şey, herkesin soru sorma kabiliyetini kaybetmeden, düşünce,
geliştirme, bir şeyleri yapma, sorulara korkmadan devam etme. Ondan sonra oradan bir şeyler çıkartma kabiliyetini kaybetmeden bu sorulara girmeleri ve çalışmaları onların üzerine ve böyle eğitimleri aldıkları zaman, böyle düşünmeye devam ettikleri zaman biraz bu şeye benziyor. Beginner's mind, böyle kalmaya devam ettikleri zaman daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Özellikle geleceğin ne olduğunu bilmediğimiz bu dünyada yaşarken. Çünkü gelen her şey hazırlıklı olmak zorundayız. Her ne kadar düşündüğümüzden daha yavaş da olsalar bazen. Evet. Peki son bir soru. Şimdi bu NFT konusu da var. Yine katılanlara NFT ile ilgili etkinlik çerçevesinde NFT sahibi olma, hatıra NFT sahibi olma konusu var. Ben merak ediyorum doğrusu bu NFT böyle çok ciddi bir hype ile çıktı. Sonra işte Metaverse ile birlikte bambaşka şeyler konuşuldu falan. Neredeyiz şimdi orada? Yine bir çünkü finansman çok maliyetlenince insanlar böyle bir şeye para yatırırken çok dikkatli olmaya başladı. Önce o satılan paralar şimdi yani işte atıyorum 1 milyon dolara satılan belki 10 bin dolara düştü. Öyle hareketler de oldu. O yüzden bir alma zamanı gibi diye düşünüyorum ben. Var mı elinizde iyi bir NFT yatırım yapabileceğimiz? Nedir NFT'deki son durum? İki NFT söyleyin de yolumuzu bulalım lütfen. Yok, şimdi ben size bunu söyleyeyim. Bana her zaman senelerdir söylüyorlar işte Bitcoin'de şuydu, NFT, yani bunu konular üzerinde çalıştığım için kesinlikle öyle neyin yükseleceğini, alçalacağını bilen bir insan değilim. O konularda çok fazla ilgim de yok ama şunu düşünüyorum. Marketin sistemini hep düşünen bir insanım. Ve nasıl yani bu ürünleri birbirleriyle nasıl bağlanıyorlar, trendleri, o tip konuları çok daha fazla kafayı yoran bir insanım. Ve NFT konusu da dediğimiz gibi yani bence her zaman olduğu gibi ilk çalışma biraz daha böyle tamam herkes atladı. Güzel demin bahsettiğimiz konular. Yeni fikirler çıktı. Çok güzel, çok ilginç projeler çıktı ama daha tam yerinde değillerdi. Şimdi yeni dalgalardan geçmeye başladık. Ama konu kalmak zorunda. Çünkü yani konu artık NFT'lerin de kendi çalışma yani kendi amaçlarını daha çok belirleyip biraz daha güvenli olup biraz daha gerçekten belli bir böyle problemi çözüp olanları ilginç. Onlar gayet yani ve onlar da çıkmaya başladılar daha fazla. Bu sonuçta dijital bir sahiplik ve o bilgiyi sizin demin bahsettiğiniz tokenları, bazı intellectual property bu tip tokenları bir araya getirebilecek. Hani bunlar sanatçılara faydası olabilecek. Böyle çok ilginç konular ve bunlar olmak zorundalar. Zaten kalmak zorundalar. Ama bunların fiyatlarının hangilerine yükseleceğini bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey de var. Yani açıkçası bazı şeylerde hani bu sosyal konuları bazen konu insanlar ne düşünüyorlarsa öyle yani daha çok insan bir şey seviyorlarsa ve mesela benim jenerasyonum bunu görmüyor olabilir ama yeni jenerasyon görebilir bazı konularla ilgili. Benim oğlum mesela çok ilginç konularla ilgileniyor ki daha küçük bir çocuk. Ondan yani o yüzden onlara da saygı duymak lazım. Bakalım çok güzel bir ilginç bir dünya bizi bekliyor. Yani nasıl mesela güzel bir tablo alırken ne alacağım sorusuna öncelikle tabloyu duvarda görmekten mutlu olacağınız bir tablo alın cevabı veriliyor. Aynı şekilde bir NFT ya da Metaverse ile ilgili bir karar alacaksanız, bir şey Aynen. yapacaksanız sizi ne heyecanlandırıyor, nerede bir gelecek görüyorsunuz, neyi sahip olmak sizi mutlu edecek, her şeyde para değil. Ama eninde sonunda emin olun ki para mutluluğu getirmese de mutluluk parayı getirebilir. Onu unutmayın. Yani o causality'yi doğru okumak lazım. Yani haklı çıkmak mı istersiniz, mutlu olmak mı istersiniz bilmiyorum ama ben her zaman mutlu olmayı tercih ederim. Ne dersiniz? Yok evet haklısınız tabii ki mutlu olmak her zaman en büyük amaç. Bir de ayrıyeten biraz daha böyle daha olayları sorgulayıp altlarına bakıp o güzelliği öyle yakalayabiliyorsanız tablo örneğinde gibi belki ikisini birlikte de yapabilirsiniz. Sen çok güzel bakalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. 16-17'sini ben de iple çekiyorum. İnşallah görüşeceğiz ve Fintech'te gençlerimiz açısından da çok önemli bir ümit kaynağı olan finansal teknolojileri değerlendireceğiz. Pınar Emir daha çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlık, mutluluk ve Çok huzur diliyorum. teşekkürler. Görüşmek Heyecanla üzere. bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ Sağ olun. olun.